Evet, şimdi haberlerimize kısa bir ara veriyoruz. Haber kritik yayınımızda bir konuğumuz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Teşekkür ediyorum. Buradan tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz vekilim. Aynı zamanda sizlere de bizler de TV52 olarak bir başsağlığı dilemek istiyoruz. Evet, yol arkadaşım, bütün siyasi yolculuğumda en yakınımda olan, sadece bana değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkesin üzerinde çok ciddi emeği olan, sadece partili de değil, bir yurtsever kimliğiyle ülkenin faydasını her şeyi her zaman çok kararlı bir şekilde savunmuş bir dava arkadaşımızdı Bergin Kayaer. Bu yürüyüşümünde, fındıkla ilgili bu yürüyüşümde başından itibaren vardı. Sadece dün gelmemişti. Biz de neden gelmediğini tabii anlayamamıştık. Acaba o parmağında küçük bir, ayak parmağında küçük bir tırnak sorunu vardı. Ondan belki dinlemek istemiştir. Çünkü çok onu yürümesine engel oluyordu. O mudur acaba derken, tabii evde aslında geceden vefat ettiğini yani şok bir şekilde öğrendik. Çok üzüldük ve bu nedenle bugün bitirmeyi planladığımız son gün, final yürüyüşümüzü iptal ettik. Kendisine karşı görevimizi yaptık. Bütün arkadaşlarla beraber, yol arkadaşlarıyla beraber. Onu toprağında rahatına bıraktık. Ama şöyle ondan da söz etmek isterim. Bir avuç fındığı yoktu, bir karış toprağı yoktu ama benimle beraber fındık ve toprak deyip yürüdü. İnanılmaz güzel bir insandı, inanılmaz yardımsever bir insandı. Evde reçel yapardı, kavanozla onları satardı. Oradaki kısıtlı bütçesiyle bile partide meclis üyesi aday olmak için aidat yatıran böyle bir partiliydi. Çok güzel bir insandı. Karadenizli hani şey kadınlar vardır böyle emekçi, yuva kuran, dirayetli, çekip çeviren böyle dik, onurlu, gururlu bir kadındı. Bütün üstümüzdeki emekleri için, bütün yol arkadaşlarımız, onun tüm sevenlerine bu şekilde başsağlığı diliyorum. Bizi bu şekilde yarı yolda bıraktı gibi oldu ama biz biraz da ona saygıdan ve başladığımız işi bitirmemiz, o da öyle isterdi. Bugün ara verdiğimiz fındıkla ilgili ve maden tehlikesine karşı coğrafyada farkındalığı arttırmak, itiraz yükseltmek adına halkımıza sözcü olmak için, çiftçimize sözcü olmak için çıktığımız bu yolda yarın o final yürüyüşümüzü yapacağız ama onu da yanımızdan kalbimize alarak ona da bir saygı yürüyüşü şeklinde bunu yarın tamamlayacağız. Bu son gün zaten Perşembe'ye kadar gelmiştik. Bu yürüyüş 100 kilometrelik bir büyük bir yürüyüş, tarihi bir yürüyüştü. Çünkü daha önce Karadeniz bölgesinde böyle bir eylem, böyle bir itiraz, böyle bir yürüyüş bu kadar uzun soluklu olmamıştı. 1960 yıllarda Fassa'nın Beyceli ve Kayaköy'den başlayan çiftçiler Ordu'ya kadar yürümüşlerdi. Bir de geçtiğimiz yıllarda Ordu'dan Giresun'a bir yürüyüş vardı ama onların uzunluğu 100 kilometre değildi. Bu yürüyüş o bıraktığımız noktada Perşembe ilçemizde 85 kilometresi bitmişti. Yarın kalan 15 kilometresini sabah 9'da Perşembe'den başlayacağız. Saat 13'te yarın öğlen 13'te tahıl pazarında olacak şekilde finalleyeceğiz. Tabii o tahıl pazarı seçimi de Belgin kardeşimizin tercihiydi. Onun dediği yerde olacağız. Tabii bütün yol boyunca bu fındıkla ilgili enteresan deneyimlerimiz oldu. Bize söylenen yurttaşların, vatandaşların söylediğinden daha büyük bir faciaya, daha büyük bir afete rastladık. Perşembe kıyılarında özellikle Fassa'dan bu yana Çamaş'ın aşağı kesimlerinde kırdığımız, elimize alıp kırdığımız fındıkların yarısına yakını maalesef çürüktü. Hani yükseklerde fındık ekilmesin belli bir 800 metrenin üzerinde falan deniyordu bir zamanlar ama o seviyelerde zarar hemen hemen hiç yok. Yani o seviyelerde fındık üretilmese bu yıl emin olun rekolte 200-300 bile geçmezdi. Dolayısıyla
Aşağı kesimlerde özellikle Kokarca'nın etkili olduğu 300 metreye kadar olan kesimde ciddi bir afet var. Ve biraz da tüccarlar bunu fırsata çevirip haraç mezat üreticinin elinden fındığını almaya çalışıyor. 130 lira verilen taban fiyatını 132 lira. Ben hiç 132'den satanı duymadım şu ana kadar. Ama 30 liradan satanı yollarda duydum. Ağlayan çiftçiler gördüm. Bahçeye hiç girmeyen çiftçiler gördüm. İsyan eden çiftçiler gördüm. Gelecek sene kesinlikle girmeyeceğine kitap kuran, el basan çiftçiler gördüm. Şimdi bize tabii bu bir şeyleri düşündürüyor. Sorumluluk noktasındaki insan olarak, bir milletvekili olarak neden bu orduda bu kadar, özellikle Fas'ta bölgesinde patlak verdi? Bu Kokarca Gürcistan'dan girdi 2 yıl önce. Fakat Artvin'de, Rize'de, orduya gelene kadar Trabzon'da, Giresun'da bu kadar ağır yıkıma yol açmadı. Ama neden orduda, Fas'ta kontrolden çıktı? Evet. Bunun bir sebebi olabilir mi? Mesela hani bu diyor ya insanlar, dağa gelmeyeceğim, bahçeye girmeyeceğim, terk ediyorum üretmeyi. Bu mu isteniyor? Bu Kokarca ile yeterli mücadele edilme işinin insanları bahçeden kaçırtmak, topraktan üretimden kaçırtmak için mi? Niye kaçırtıyor olabilirler? İki sebebi olabilir. Birincisi, bu bölge %74'ü maden alanı olan bölge ve tarım alanları maden alanı açmaya engel. Acaba buraları maden alanı açmak için üretici kaçırılmaya mı çalışılıyor? Diğer bir daha bariz bir şey var. Bununla ilgili yasal hazırlık da yapıldı biliyorsunuz. 2 yıl üretim yapılmayan bahçeler kiralanacak. Evet. Şimdi üretim yapmayınca insanlar İstanbul'dan, Batı'dan niye gelsin? Zararını üretim yapacaksa. Burayı kiralamak daha işlerine gelecek. Zaten yabancı fındık karteli biliyorsunuz şu ana kadar 50 bin üretici, 100 bin ton üretecek kapasiteye ulaştı. Zaten bunu 2 katına çıkardığı zaman, yani 100 bin üretici 200 bin ton fındık üretecek seviyeye geldiği zaman zaten Türkiye'yi tamamen ele geçirmiş oluyor. İşte bu yüzden ordu seçilmiş olabilir. Bir taşla iki kuş. Şunu diyebilirsiniz, ordu yerine başka yerde de fındık üretiliyor ama Türkiye fındığının 1/3'ünü ordu üretiyor. Yani bu işi burada yaptığı zaman en kolayını yapmış oluyor. Hem maden kartelleri hem fındık kartelleri. İkisi bir arada işbirliğiyle Kokarca ile mücadeleyi baltalıyor olabilirler veya Kokarca bu bölgede bilerek seyredilip teşvik bile edilmiş olabilir. Çünkü insanın gözünün önünde göz göre göre bir faciaya hiçbir şey yapılmıyor. Bir süre sonra bahçelerden bu kokarcalar evlere girecek. Geçen yıl olduğu gibi. Çünkü ısı düşünce soğukta kapalı alanlara üremeye giriyor. Yani depolara, ahır dediğimiz yerlere, evlere. Şimdi daha şu anda Perşembe bölgesinde evlerin içerisine hücum etmeye başladı. Çocukların koynundan, yataktan, mutfaktan, her taraftan. Yani aynı anda 5'i 10'u 1 giriyor. Yani öyle bir istila. Bu kadar olay olup da hükümetin seyretmesine başka bir mana bulamıyorum ben. Ya bunda kesinlikle bir kasıt olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili mücadele, çünkü ziraat odası, üniversiteler, bilim insanları, hükümet, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, hepsi el birliğiyle yapılabilecek bir şey. Bu işe hani küçük kaynaklar ayırarak yapılabilecek bir şey. Ama böyle sofistike, işte efendim 150 bin samuray arısı saldık, 300 bin daha salacağız. Bunlar tamamen yapay şeyler. Bunu bir daha Tarım Bakanı bana samuray arısı derse arıyı alıp gözüne sokacağım. Çünkü arı koyduğu Fas'taki çiftçinin yanına gittim. O bahçede verim %28. Arıyı koymadığı yandaki bahçede %48. Yani bu tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor Sayın Bakan. Ya böyle göstermelik sırf algıyla efendim bir şey yapıyormuşçasına insanları kandırmayın. Ben o yüzden Sayın Erdoğan'ı bölgeye davet ediyorum. Sayın Erdoğan gelsin bakalım, bir yangın yeri olan harman yerinde bir vatandaşla otursun. Gelsin bir şuradaki bahçelere girsin, insanları bir dinletsin. Veya gelsin bizim gibi, şu anda bir Perşembe'de bir kır evindeyim. Bizi burada misafir ediyorlar. Gelsin burada şu evin içerisinde ne kadar Kokarca nasıl hücum ediyor. Tarım Bakanı mı yalan söylüyor, ben mi yalan söylüyorum? Bu bölgedeki işte bu isyanı dile getirmek için yola düştüm ben. Ürgentepe'den başladım. Kendi ilçem, kendi fındık bahçem diye fındığın üretildiği en üst seviye 1275 metreden başladık. İlk gün Çamaş'a, ikinci gün Fas'a, üçüncü gün
Çaytepe'ye 4. gün Perşembe'ye ulaşmıştık. Yarın 5. gün yürüyüşümüzü yapacağız. Ben bu yüzden bütün bölge halkımı, bütün çiftçilerimi, bütün itiraz eden herkesi, sivil toplum kuruluşlarını yarınki yürüyüşümün son adımlarına destek olmaya çağırıyorum. Saat 9.30'da Perşembe'den başlayacağım. 12.30'da Ordu Merkez'de Fidangör'ün liman tarafındaki girişten, Kapalı Cadde'den 12.30'da gireceğim. Bana eşlik edin, yoldaşlık edin. Bu itirazımızı daha yukarılara taşıyalım. Burada bir gün miting yapıp bir basın açıklamasıyla bu işi anlamayacaklarını bildiğim için bunu ben böyle 100 kilometre yürüyorum. Her metresine mesaj verdik. Devamlı akıllarda tuttuk, tekrar ettik. Bunu muhteşem bir finalle finallendirelim. Bunun siyasi partisi yok. Bunun efendim kadın erkeği yok. Bunun şucucu bucucusu yok. Yani hangi aidiyetten, hangi fikirden olursanız olun, fındık hepimizin ortak değeri. Bu topraklar da hepimizin ortak değeri. Yani eğer burada bir yabancı kartellerin toprağımıza, ormanımıza, bahçemize, suyumuza karşı bir operasyonu varsa ki var, bunu çok iyi biliyorum. Bu konuları çok iyi takip ettiğim bütün halkım da bilir. Yani boşa konuşmam. Bu konuya itiraz etmek bizim görevimiz değil mi? Orada vereceğiniz katkı bu işi Türkiye gündemine sokmak noktasında çok önemli olacak. O yüzden ben bana bu tanıdığınız fırsat için de çok teşekkür ediyorum. Tiberlik'i ailesine, evet. Başta yönetim kurulu başkanı İsa Akçay olmak üzere kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz ne zaman fındık, maden dediğimiz zaman Ordu ölçeğindeki bütün önemli konularda bizim sesimizi güçlü çıkarmamıza vesile oldu. Bu şekilde tekrar buradan seslenerek onun sayesinde, televizyonun sayesinde bütün halkımızı bize destek olmaya çağırıyorum. Boşa konuşmuyorum diyorum, şöyle bir örnek vereyim. Perşembe yaylası bizim kıymetimiz, değerimiz, dünyada örneği yok o Menderesler'in. Mera kurulu burayı reddetti, burada maden alanı açılmayacak diye kararın çıktığı gün ben gerçeği bildiğim için oraya gittim. Herkesin sevindiği yerde hayır burada başka iş var deyip insanları uyaran bendim. Şimdi benim dediğim gibi oldu. Şimdi yarın orada sondaj başlayacak ve oranın halkı da ayakta. O bölgedeki bütün herkesi de Perşembe Yaylası'nın imdadına yetişmeye çağırıyorum. Aşağı kesimdeki Kokarca'yla büyük mücadele veren, milli fındık politikası diyen, fındık benim diyen herkesi de benim yanıma. Ordu, Perşembe arasındaki o karayoluyla o kapalı Fidangör Caddesi'nden arkama düşmeye, yanıma yoldaş olmaya çağırıyorum. İtiraz etmezseniz yarın da itiraz etmeye hakkınız kalmayacak. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bizler açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Zaten bu 4 günde üreticinin sorunlarını bizlerle buluşturdunuz. Üreticinin aslında ne kadar mağdur olduğunu görmüş olduk. Keza fındık bahçelerini kesen vatandaştan ya da yol kenarına fındığını satmak için tabela koyan vatandaştan. Hepsini sizler sayesinde görmüş olduk şu 4 günde. Öncesinde de yine üreticinin sesi olmaya devam ettiniz aynı şekilde. Bizler de size teşekkür etmiş olalım güzel açıklamalarınızdan dolayı. İnşallah üreticiler de ve bizler de aslında herkes tüm Ordu halkı fındığın hak ettiği değeri görmesini bir an önce bulur diye düşünüyoruz. Sizlere de tekrardan teşekkür etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın genç hisseden, kendini genç hisseden ya da genç olanları 9.30'da Perşembe'ye biraz daha efendim çarşı içerisinden katılayım diyenleri 12.30'da Fidangör'ün başına, beni karşılamak için ise tahıl pazarına saat 13'e bütün ziraatçileri, ziraat odalarını, bütün halkımızı için, yani 7'den 70'e herkesi çocuğuyla, eşiyle, kocasıyla, annesiyle, babasıyla bekliyoruz. Oradan bir yapacağımız açıklamayla bu 100 kilometrelik bu tarihi yürüyüşün bir parçasına bizimle beraber yoldaşlık etsinler. Evet, teşekkür ederiz vekilim. Ben İnşallah. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Evet, buradan da Sayın Vekilimiz duyurmuş oldu. Yarınki yürüyüş için vatandaşlara seslendi. Kendisi 4 gündür yürüyüşü gerçekleştiriyordu. Bugün bir acı kayıp yüzünden ara verildi. Yarın tekrardan kaldığı yerden Sayın Vekil devam edecek. Tüm vatandaşları da davet etmiş oldu bu kapsamda. Bizler de kendisine yayınımıza konuk olduğu için teşekkür edelim ve haber bültenimizle devam edelim.